Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Zan 3. dersimiz. 478 sözler. Ben şey yaptım. Biz sen, Mustafa sen çalışacağını şey yapmıştık. Şimdi sen de. Siz Hasan abi şimdi o 4 hastalıkla 4 harf arasındaki bir sizin mutabakatınızı bir görelim abi. Nasıl yaptınız? Tamam. O neredeydi? Kalkan. Yalnız kardeşler girip çıkarken şeyi kapatmıyor. Nerede? Mehmet. Şöyle yapalım. Sildiniz mi? Ben sildim ama şey yapayım. Üstüne. Kapı karsın. Oradan kapatmıyor. Şunu karıştırdık değil mi bu? Dördüncü hatveydi. Ben onu... Ya ben sanıyorum, karışıklı bu sabah. Bak ya. Aşık sanıyorum, öyle değil. Yeis birinciydi. Evet. Birinci hatve. Bakayım. Gurur üçüncü. İşte sırasıyla yapsak ne yaptı? Birinci, ikinci değil mi bu da? İkinci. İkinci. Şimdi o zaman ben şey yapayım. Aha. O zaman sen şey yap. Tamam. Şimdi Kaysimeli'de çarelere diye şey var abi dünkünde. Çareleri işte bu şey. İşte, hatta işte. Bu o zaman şöyle diyeyim. Dünkünde yazıyor da öyle. Ha, doğru söyledin. Çareleri. Evet. Tamam doğrusu. Çareleri. Şimdi bizim konumuz şeydi. Suizan. Mevzumuz suizan olduğu için bu dördüncü hatvi tahlil ettim. Tamam. Şeyime göre. Şu 478'de sözlerde nefsin dört hastalığı bu. Şimdi diyor ki orada söylenilen şeyleri ben dizdim. Suizana nefsi iten sebepler. Suizana iten sebepler. Bir, orada diyor ki suizan nasıl onun çaresi yani suizan dördüncü hatta nasıl çaresi? Diyor ki suizana nefsi iten sebepler. Bir, nefs kendini serbest, iki, müstakil, üç, bizzat mevcut bilir. Gidiyoruz daha. Suizanda kurtulmanın çaresi, her şey nefsine mana ismiyle fanidir, mefkuttur, var zannediliyor, hadistir, madundur. Bilirse, aynı dağılığının bir hakkı yerine getirir. Bilirse bunu, aynı dağılığın. İten bu. Bunu da bilirse, bir hakkın aynı dağılığını yerine getirir. Bu sefer suizan aynı zamanda vücudu Adem, Adem'i vücut yapar. Suizan. Varı yok, yoku var eder. Diyor ki, kişi kendini bilse, vücut verse, vücudu şahsisine güvense, mucide hakikiden gaflet etse, bunun dördünü cem olsa, suizana sebep olur. Yani suizanların zeminleridir bu. Kişi kendini müstakil bilse, kendini bilse, vücut verse, vücudu şahsisine güvense, mucide hakikiden gaflet etse. Bu suizanların zeminidir. Nefis enaniyetle kendine baktığı için başkasını işte hep kusuru görmekten kaynaklanan bir şey mi oldu yani? Yani nefis... Müstakil vücut vermekten kaynaklanan bir bu şey. Bu suizan ile şey değil. Bu karşı insan değil bu. Kendi yani. Bu kendisi bu. Tamam, tamam işte. Kendisine suizan ediyor. Yani yanlış zannediyor.
Öyle ha, değil. Şimdi tamam. Kendisini böyle zannediyor. Değil işte. Nefis kendisi serbest ve mısır ve bizzat mevcut giderek. Bilirse. Suyuzanın sebebi yok. Diyor ki, zannıyla kendine güvenir bunlarla. Sırayla gidiyor bak. Bunlarla kendine güvenir. O zaman da yıldız böceği gibi bir şahsı, aynı şahsı, ziyayı, vücudu kendisi, nihayetsiz o vücudu, nihayetsiz zulümat-ı Adem'e ve fıratlar içinde bulunur, boğulur. Uzandı. Boğulur. Şimdi devam ediyor. Şunu getireyim. Bunun devamı. Şey mi oldu? Tamam mı? Görüyor musunuz? Üstü zannetse burada suizanla kurtulmaya çağırsa her şeyin nefsine mana ismini fanidir. Üstü zana sebep. Mefkuttur, var zannediliyor. Bilirse. Hadistir, madumdur. Bilirse, aynı darlığını bir hakkın yerine getirirse üstü zanneder. Kendisine. Bizzat nefsi hiç olduğunu, mucid hakikisinin bir aynı tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, ne oluyor o zaman? Gördüğü vakit, bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Böyle gördüğü zaman. O zaman zan da vasata gelir, kıblesine oturur. Zan, bir hakkın vazifesini yapmış olur. Ne kendisine zanneder, suizanneder, ne Allah'a eder. Bu sefer kendisine şartlanmaz. Suizanın ifrat mertebesidir ki, mabuduna karşı adavetkanın isyanı taşıyor. Niye böyle yaptı? Niye Allah'ın rububiyetini problem yapıyor yani? İlahlığını değil, maliketini. Allah maliktir, ilahtır. Ama rububiyetinde kulazı görev bilmez, meliki nasıl ilah etmez? Müslümanların en büyük sorunu Allah'ın rububiyetidir. Evet. Nefsin o ifadeleri kullanıyor ya. Evet. Rubbiyet, Rab'lık davayı. Davaydır. Yani suizanın ifrat mertebesi, suizanın ifrat mertebesi var. Suizanın, hüsnü zanın da ifratı vardı. Bak şimdi, hüsnü zanın ifrat mertebesi sevdiğini ilahlaştırıyor. Şeyhini, hocasını. Yani Kur'an diyor ki, ve edileyi şeriyor diyor ki, bu adam bak yanlış bunun sözleri. Hikmeti vardır diyor, ilah olduğu için. Çünkü ilahın hikmeti olur. Suizanın da ifrat modu var. Nedir o? Diyor ki, mabuduna karşı adaletkarının isyanı taşıyor. Niye böyle yaptı diyor mesela. Günah, gizli işten bir günah diyor. Hani var ya, işte ona denilince Allah var, ahiret var. Yatağında nereden görüyor? Melekleri var diyor. Melekleri keşke olmasaydı diyor. Sen orada Allah'a suizan ediyor. Sebebine bak, görüyor musun? Allah'a keşke melekler olmasaydı. Sebebi? Günahına şerik olduğu için o. Bu haletini de teşmil ederek herkesi kendisi gibi zannedir. Bu nerede geçiyor? Hepsini topladım. 478 ana kardeş. Şu ikisi ince mestebinüre 226, 262 büyük mestebinüre 179'da geçiyor şunlar. Şunu kullandıktan sonra ayrıyeten 478'dekini aynı yapıyor. Bu iki tane siyah paragrafı mütemim, tamamlayıcı olarak kullanıyor bu sefer orada. Sesiniz onu net çeviriyor. Evet. Bunu netice veriyor. Senin ekleyeceğin var mı? Senin mutlaka var. Ben buraya kadar 478. Niçin suizanın çaresi dördüncü hatve. Bu anlattığım yer dördüncü hatvedir. Dördüncü hatvenin hulasası. Şöyle yapayım. Şimdi abi suizan bir hastalık. Hı hı. Manevi bir hastalık demiş usta. Suizan, evet. Ha. Burada dördüncü hatvede nasıl karşılığı olabiliyor? Yani çare olarak. Şimdi dördüncü hatveden önce bir anlaşılması gerekiyor. Hı.
Yani dördüncü hatve nasıl bir ders veriyor? Şimdi nefsi tahlil ediyor dördüncü hatve. Nefis kendisini serbest, müstakip, bizzat, mevcut bilir. Yani böyle bir anlayışa sahip. Böyle. Böyle bir anlayışı var yani. Mevcut, müstakip. Bir de bu dördüncü hatvedeki ayet de çok manada, manidardır. Yani Cenab-ı Hakk'a bakmayan ciheti helak olacak. Şimdi bu ademi olduğu için, Cenab-ı Hakk'a bakan cihet olmadığı için bu cihetiyle hiçtir diyor yani. Kendini serbest, müstakip, bizzat, mevcut bilir. Fakat da böyle bir şey yok ama kendisi öyle şekilde bilir. Küllü halik ve mecem. Küllü şeyin halik ve böyle bilir. Böyle bildiğinden dolayı rubiyet dava eder. Mabuduna karşı adabetkarına isyan taşır. Yani böyle bildiği için isyanı taşır. Böyle bildiğinden dolayı rubiyet dava ediyor. Böyle biliyor kendini. Müstakil. Müstakil biliyor. Ve Cenab-ı Hak karşı adabetkarına isyan taşır. Şimdi buraya kadar, işteye kadar nefsin hastalığını söyledi. Yani nefsin kendisi nasıl telakki ettiğini söyledi. Böyle bir telakkiye, anlayışa, böyle bir itikada sahip olan bir nefsin özelliği nedir? Suizandır. Üstüzan edemez yani, suizan eder. Nasıl edecek ki değil mi? Ha, edemez yani. Şimdi burada işte gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Hakikati derk ederse bu şeyden nereden kurtulacak? Kendine müstakiliyet, mevcut ve serbest bilmekten kurtulacak. Kurtulduğundan dolayı otomatikmen rubiyet dava etmekten, adalet ki isyan taşımaktan da vazgeçecek. Terbiye olacak yani. Şimdi Hazar abi kendine suizan eder çıkardı ya orada. Sen suizan dedin ya, suizan eder. Kime suizan ediyor? Neye suizan ediyor? Nefis mi? Yani burada diyorsun. Kime suizan ediyor? Her şey, herkes suizan eder yani. Herkese suizan eder. Sonunda Fatih şu vardı. Fatih. Bu kendisini yapıyor, diyor Kadı Mesnevi'de. Bunu kendini böyle zannediyor. Serbest, müstakil, bizzat mevcut zanneder. Etti mi abi bunu? Kendini böyle şey yapınca, hani miri malına bir şey çalınca başkalarının çalmasına müsaade eder. Kadı Mesnevi de diyor ki, böyle bir halete düçar olmuş, böyle bir aleti varsa, bu sefer müsaade dedi ki herkes, bu sefer herkese bunu teşmil ediyor, diyor. Herkes de kendi başına müstakildir, diyor. Bak usta şurada, Büyük Mesnevi 179. Mevcudatı kendi aynasında görür diyor. Tabii, aynasında görür. Yani bunu teşmil eder. Herkese bir müstakiliyet verir yani. Verir. Niçin verir? Çünkü kendisini serbest, müstakil, bizzat mevcut verirse o gözle bakacak tabii. O göz, bu sefer Allah'a da öyle bakacak. Allah'a nasıl bakacak? Yani Allah da kendi başına işte müstakilin bizzat, ukulu aşere diye birinci tanrı. İkinci yaptı, birinci yatıyor, ikinci de üçüncü. Mesela de böyle şey yapıyor. Şu anda aktif olan 10. tanrı. 9 tanesi yatıyor. Evet. Hakikat şöyledir ki, her şeyde, her şeyin hepsinde mana ismiyle farlı. Bu ayet aynı zamanda ifade ediyor. Ayetin manasını ifade ediyor. Her şey nefsinde mana ismiyle fanidir. Nefsinde değil yani. Müstakil, bizzat, mevcut, serbest bilmesinde böyle bir şey yok. Hakikatta böyle bir şey yok yani. Sadece nefsin kendi aleminde var. Hakikatta böyle bir şey yok. Fanidir, mefkuttur, hadistir, madumdur. Yani nefis bu cihetiyle yok yani, böyle bir şeysi yok. Hakikatta yani serbest şey yok. Değil. Vücudu, kendi zatının bir vücudu yok. Başkasının vücuduyla var. Serbest de değil. Ondan sonra bunu bildiği zaman ne yapacak? Çıkamadı ki. Müstakiliyeti yok yani. Benim vücudum, benim ya başkasıyla ne alakası var derse, bir de böyle derse, benim vücudum bu yok ki ya, başkasının vücuduyla kayın. Şimdi buraya kadar ifade, her şeyin nefsine mana ismiyle dedi. Bu mana ismi, yani bu ademi tarafı. Bu dünyanın üçüncü yüzü. Hı hı. Yani bu kesret tarafı. Yani Cenab-ı Hakk'a bakmayan cihet yani. Fakat mana harfiyle Sani Zülcelal'ın esmasını aynadarlık cihetiyle vazifedarlık itibariyle şahittir, meşhuttur, vacittir, mevcuttur. Yani esmasına aynadarlık var, ciheti var, bir de vazifedarlık itibari var. Bu cihette şahit ve meşhut.
Yani şahit gören görür, meşhut ise görünür, gösterir. 112 sözlerde okur ve okutur. Şuur imanıyla okur ve okutur. Yani aynadarlık ve vazifedarlık itibariyle şahittir ve meşhuttur. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainatta bir tasarrufu var. O tasarrufunu ne yapıyor? Görüyor. Cenab-ı Hak gösteriyor bunu. O gördüğü şeyle şahitlik yapıyor. Mesela insan su içer bir lezzet alır. Değil mi? Lezzet mukaddese şahit olur. Lezzeti alır müstakil ama Allah ile düşünürse şahit olur. Sadece insan şahitlik makamında, meşhutluk makamında. Yoksa lezzet alan insanın kendisi değil. Şahit oluyor sadece. Yani sana işte ne diyor, bütün esmasını ihsas ettiriyor. Yani bununla bu, seninle bir mesele konuşuyorsunuz. Ben buna şahit oldum. Su ve beden lezzet alıyor. Çünkü ben başka birisiyim. Bunun lezzet aklına şahit oluyor. Yani hakikat noktasında bir zahiri var, bir de batını var. Yani zahirde işte ben lezzet aldım. İşte dilim lezzet aldı. İşte Cenab-ı Hak lezzet alma kabiliyetini koymuş dile, ta ki şahitlik yapacak. Koyması o zaman şahitlik yapamaz. Yani onu hissederek. Suda da lezzet yok, dilde de yok. İkisi birleşince o anda lezzet mukaddesi, şuhrat-ı zati tecelli ediyor. Bu da insan zannediyor ki eğer işte enenin bu mana harfi geçemezse, mana ismi de kalırsa ben alıyorum lezzetler. Şefkat bendedir der, muhabbet bendedir der. Kendisine ver. Ama mana harfiye geçiş yaparsa, bu mustakaliyetten kurtulursa o zaman diyecek ki onun tecellisinin cilvesini görecek. Yani şunat-ı zatiyenin nefisi dahi bir tecellisi var. Şunat-ı zatiyenin tecellisi, onu görecek yani. Hani memleket-i mukaddese, mesuliyet-i mukaddese 18. mektupta 3 tane şey sayıyor. 7 tane vasıf sayıyor. Şefkat-ı mukaddese. Şefkat, muhabbete, muhabbet, surur, şevk, lezzet, memnuniyet, iftihar. Yani bunda insan sadece aynadalık yapıyor, sadece gösteriyor. Ama mana harfi geçiş yaparsa kendini gösteren bir ayna olduğunu telakki edecek, itikad edecek. Ama mana isminde kalırsa kendisinin olduğunu itikad ediyor. Zannedecek. Öyle zannediyor. Oysa yani şahitlidir, gören ve görüyor. Meşhut da görünü ve gösteriyor. Esma-i İlahi. Şahit, şahit meşhut. Hani insan kendi mahiyeti itibariyle nihayetsiz, aç, fark, naks, kusula yorulmuş diye 30. sözde hatırlarsınız. Hani Cenab-ı Hakk'ın icadıyla bir mahluktur. Bacı vücuda nispeten çok zayıf bir vücudu var demesinin üniversitede. Yani nihayetsiz, aciz, fakir, nakıs bir mahluktur. Kendi mahiyeti itibariyle. Fakat böyle bir mahiyette Cenab-ı Hak böyle bir cihazatlar koymuş ki bütün esma ve sıfat şunatını anlayacak donanımlı cihazatlara sahip. Bu yüzden yani fena-i nefisten sonra bu diye tebliğe besatet peyda ederler tarikat için. Deliler için. Fakat sahabeler diyor tezkiye ve tahtirden sonra şükrün ve hamdın aksamına maslana masal olmuşlar. Çünkü nefsin mahiyeti diyor, cihazat-ı kesire var. Tezkiye ve tahtirden sonra şükrün ve hamdın aksamına masal olmuşlar sahabeler. Nefsi öldürmek yok sahabeler. Terbiye etmek var. Yani hiç yememek yok. İşte ihtiyaç kadar yemek var. Öldürmek yok yani. Hiç uyumamak yok. İşte ihtiyaç miktarı kadar uyumak var. Yani nefis bu şekilde terbiye oluyor. Terbiye olduğu zaman da o zaman şahit ve meşhut makamından, işte dediği gibi vazifede aynadarlık cihetiyle, vazifeler itibariyle şahit ve meşhuttur. Vacittir, bu cihette mana ismi, harfi cihetidir, vücudu vardır. Mana isminde vücudu yok, mefkuttur demişti. Yoktur. Sonra mevcuttur, bu cihette vardır. Mana harfiyle, mana ismi cihetiyle yoktur. Oluyor. Bir de söylemiş. Şahittir, meşhuttur. Arasındaki fark nedir? Yani şahit ne demiştik? Görür. Gören de görür. Orayı da görüyor. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki ve kendindeki tasarrufu görüyor. Görür, meşhut. Yani senin düşüncelerin, hayallerin, hareketlerin, her bir faaliyetin onun tasarrufu. Onu kim görüyor bunu? Allah için mi diyor insan? İnsan şahittir diyor. Nefis görüyor. Görüyor. Yani görüyor. Ve gösterir aynı zamanda.
Tamam. Eğer mana harfi cihetine geçerse gösterir. Yoksa meşhut nedir? Şimdi insan Allah'ı hem örtendir hem açandır. Mana ismiyle örtüyor. Yani Allah'ın yaptığı, kendi üzerine yaptığı tasarrufları kendinden biliyor. Ben diyor. Örtüyor Allah'ı. Kendi aleminde örtüyor hakikaten. Fakat mana harfiyle gösteren oluyor. Yani bir tecelli ayrı, tezahür ayrı. Peygamberin Aleyhisselam Miraç Bahsinde diyor, o tecelliye azap tezahür etmiştir Peygamberimizde. Bütün esmayı, Cenab-ı Hak bütün ismi tecelli ediyor insan ama tezahür meselesi farklı mesela. Mana harfiyle tezahür ettirebiliyor insan. Ha, o var olanı göstermek. Ha, mesela bir insan adaletli olduğu zaman adil isminin cilvesini tezahür ettirir. Meşhut hangisidir? Gösterme midir? Meşhut da gösterme. Meşhut da gösterme. Görünür ve gösterir. Kendisinde ceyran edene ha, şahittir. Esma ile bütün cilvelerle şahittir. Görür ve gösterir. Ha. Gösterir. Görür ve gösterir. Hmm. Görür şahit, gösterir de meşhut. Mana harfiyle ama oluyor bunlar. Mana ismi değil, bunlar hepsini kendi aleminde gizliyor. Hepsine ben diyor. Oysa kendi mahiyeti itibariyle nihayetsiz aç fark laksla yoğrulmuş. Kendi hakiki mahiyeti budur yani. Hakiki mahiyeti budur. An be an Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu var yani. An be an Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu var insanda. Yani getiren, götüren, düşündüren hep Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu, kudretin tasarrufu an be, zamansız. İşte bu mana harfiyle anlaşılıyor. İşte nefis kendisine müstakil baktığı zaman bunlar hepsi gizleniyor. Hepsini kendine veriyor. O yüzden diyor vücud-i insaniyi bel eder diyor. Değil mi? Yutar yani. Her tarafıyla en o, bütün detayıyla en o olur diyor. Bütün cihazatlar bir de adeta her bir cihazatın her bir latifenin hissiyatı duygunun her biri bir en oluyor. Her biri bir müstakil en oluyor. Ve enaniyet yapan da nefistir. 13. lemada şeytan nefsin enaniyetini tahrik eder der. 24. sözde 2. dalda nefisteki eneyut huveyi göster. Yani nefsin enaniyetin mana ismi cihetini nefis kullanıyor. Enaniyetin mana 30. sözler mesela enaniyetin mana harfi cihetini anlatıyor. Mahiyet insani, mahiyet insanındaki enaniyetin mana harfi cihet. İşte rüzgar ve mizan olduğunu, harita olduğunu ve söylüyor. Ve tafsilatında 11. sözü havale ediyor. Yani mana ismi cihetini nefis kullanıyor. Nefis cami, çok cami mahluk. Cihazda bir kesere var diyor Üstad. Şimdi bunu anladığı zaman, o zaman ne yapıyor? Kul mana harfiye geçiş yapıyor. Şu makamda teskiyesi tahtırı şudur ki, yani teskiyesi tahtırı, yani kendisine serbest, müstakil, bizzat, mevcut bilmekten nasıl kurtulacak? Şudur ki, vücudunda Adem, Adem'in de vücut vardır. Yani kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat-ı Adem içindedir. Yani vücudu şahsısına güvenip vücudu hakikiden gaflet ise Usta Hazretleri cümleyi izahı içerisinde izahat yapıyor. Yani bir izahını yaptı sonra yani bir izah daha sonra bir izah daha yapıyor. Çok yani yani da. Yani ile tabii. Vücudu şahsısına güvenip vücudu hakikiden gaflet ise nasıl güvenir? Şimdi kendisini serbest müstakil mevcut biliyor. Yıldız böceği gibi şahsı ziya vücudu. Bu yıldız böceği nedir? Yani şahsı ziya nedir? Şahsı ziya, yani mana ismiyle yaşadığı 50-60 senelik bir hayat şahsı bir ziyadır. Yıldız böceği neydi? Hani işe yanıp söner. İşte yanıp sönen ne kadar anlık değil mi? Bir saniye bile değil. O yanıp sönmeki an 60 senedeki mana ismi ciheti. Yıldız böceği de işte mana ismi cihetiyle yıldız böceği gibi yani bir an yanıp sönüyor. Yani mana ismi cihetiyle olan kendisine müstakil mevcut bilmesiyle dünya hayatı o kadar. Sonsuza giden nispeten o kadar. Yani sermediği bir güneşe göre ani bir güneş yani yanıp sönüyor o kadar. Tasavvurundaki hususi dünyası olan zan değil mi abi bu? Aha kendi. Kendi tasavvurunu. Tabii. Evet, vücudu nihayetsiz zulümat-ı Adem ve fıraklar içerisinde bulunur, boğulur. Yani kendi akıl, ruh, kendi kalp, maneviyat noktasında fıraklar ve Adem'de dünyada da var. Ahirette ise cismani olarak da olacak. Dünyada ruh ve kalp, maneviyat noktasında zulümat-ı Adem içerisinde. Ahirette ise cismaniyetiyle beraber olacak. Fakat
Şimdi tekrar mana harfi, şu yine mana ismini anlattı buraya kadar. Şimdi tekrar mana harfi geçiyor. Fakat enaniyetini bırakıp, yani ben serbest, müstakil, bizzat mevcut birisi değilim. Bırakıp, bu enaniyeti kendisi. Bak, enaniyet, bak burada da söylediğine. Enaniyeti yapan kim? Nefis. Bunu bırakıp, bizzat nefsi hiç olduğunu. Şimdi burada kişilik de çok önemli. Yani mahlukiyeti nefyetmek anlaşılırsa bu tabirde, o zaman ne oldu? Vahdet-i vücut meşru bir rengini alır insan. Yani nihayetsiz, aç, fakr, naks ve kusur anlaşılması gerekiyor. Anlaşılması, hiç tabii, o, hiç o. Tabi, yoksa Cenab-ı Hakk'ın icadı değil, vücuttur. Yani Cenab-ı Hakk has bir vücuttur. Tabii, mahluk. O zaman yani. hiç olduğunu bilmek demek, aç, fakr, naks ve kusurunu bilecek yani. Bilmesi lazım. Nihayetsiz. İşlikten maksat kendi varlığını nefret etmek değil yani. Öyle olmaması lazım yani. Ve mucid-i hakikinin, evet nefsi, ya bu mana ismi, yani mana ismi benim vücudum yoktur. Yani burada mana bizzat nefsi hiç oldum. Benim müstakiletim mevcut değilim ve serbest de değilim. Bu mana ismi, böyle bir şey değilim ben. Mucid-i hakikinin, bak mucid-i hakikinin bir ayni tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit. Bu vakit çok önemli. Külliyatta vakit tabirini toplarsa çok acayip manalar çıkar. Vakit. Mesela ustad der ki 173 lemalarda her vakit nihayetsiz kusurların içliğini görüp istifale teselli bulup haklardan ihtiram dua istirmek. Her vakit. Her vakit. Yani ustad melek halini olduğundan dolayı bunu her vakit görebiliyor yani. Gördüğü zaman o zaman o insan yapacağı herhangi bir enaniyet, herhangi bir ters bir şey hemen yakalayan hemen görebiliyor. Hatırladın mı sen vakit nedir? Peki cismani, cisim, beden. Düşün bakalım. Bak şimdi. Şu ampul var ya. Ampullerim sana bir şey yapayım, arada temsil ettim. Ampul devamlı yanıyor zannediyor. Değil mi? Gözün görme kabiliyetinizde olduğu için saniyede oysa 40'da 60 çarpıyor. Gözün görme kabiliyetinizde olduğu için devamlı zannediyoruz. Bu zan. Oysa her bir an vardır. An. Anlar zam olursa, zamlanırsa zaman oluyor ya. Şimdi o var olup yok oluyor. Var olup yok'daki o var olan sen bedendir, vakittir o. Evet. Anın, andaki sen, her an değişebiliyorsun bu haletin. Gördüğü vakit. Gördüğü vakit. Yani o bedeni. Gördüğü vakit, görmediği vakitler doğru. Var, tırt 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 tırtlar. O an. Yani bu, devamlı semadaki güneşle o aynadaki güneşi görüyor. Kopuk değil yani. Kopuk değil. Devamlı onunla ben varım. Yani. Şimdi bak, tırt 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 oldu mu? Elektriği bilmezsen bunu çözemezsin. Şimdi ben dırt 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 görürsem semadaki güneşi otomatik kabul edersin. Kendisini an ve an var olup yok olduğunu şey yapınca semadaki yani Allah'a zaruri oluyor. Kendi vücudundan daha zaruri oluyor. Aynada güneş gözüküyor. Aynadaki güneşten daha zaruri değil, görmediğim semadaki güneş. Evet. Gördüğü vakitteki o halet eğer o vakit olursa, o anı yakalarsa, o an olduğunu, ani bir vücut olduğunu yakalarsa, kendi vücudundan daha kesin Allah'ın vücudu çıkıyor. Onun vücudu diyor, semavatın vücudundan bin defa daha katidir. Evet. Ayet-i Kübra'da. Yani insan her daim kendi vücudunun varlığını şüphesiz görüyor, biliyor ya, hissediyor. Evet. Ama daimi zannediyor. Yani Allah'ın varlığı da öyle oluyor yani. Evet. Her daim hissediyor. Şimdi bir insan düşün ki, var olup yok oluyorum, tır tır tır. Bunu bildiği vakit, yani buldu, fark ettiği an, o vücudun ikinci bir vücuda ihtiyacı yok mu? Nasıl çıkartacaksın? Sen daha var olanı anlıyorsun. Ya daha anlamadın, var olan, sende olan dırırtları anlamıyorsun. Bunun sahibi nerede sen olacaksın? İşte bu, bunu bildiği o haletin adı, ikinci bir vücudu ortaya çıkarmasına sebeptir. Bu işte bildiği vakit derken bu dırtların arasındaki an. Vücut değil. Evet. Yani hastalıkta da olur değil mi abi? Mesela diyelim ki hiç diş ağrımadı. Dişinin varlığından habersiz. Evet.
Ama bir Cenab-ı Hak bir ağrı veriyor, diyorsun hadi şimdi varmış diyorsun. O andaki varlık... Bak şimdi, şey aynı bak bak Faruk. Tırt 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 var ya, dırt koy buraya, dırt koy buraya. Onun arasındaki bitiştirmeyen şey, vakit bu. Şimdi Hasan abi bunu gördüğü vakit... Yani Allah ile bitişik değil. Adem oluyor abi tam orada. He, orada bir Adem oluyor. Adem vücut, vücut Adem, Adem vücut, vücut Adem. O eğer dürüt olmasa Allah ilim, Allah vücuduna bitişik olur. İşte bunu göremedik Muhittin Arabi. O vakit dediği evet. Tabir, o dürüt, tıt 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 denmesi için ara boşluğu lazım. O vakittir. Onu göremedi, düz kabul etti. Şeytan evet. Aslında vücut Adem, Adem vücut, Adem vücut. Her an vücuttan Adem'e, vücuttan Adem'e böyle gidiyor. Yani ilimden kudreti, kudreti. Yani ilimden kudreti, kudretin ilme, ilimden kudreti, kudretin ilme. An ve an oluyor işte. Bu arasını bozmaya deki o şeyi bizim şuurumuza bir kelime kullanmış. Vakit. Geçirliğe de misal vermiştiniz ya abi. Hiçlikte o çömlekteki boşluk misal vermiştiniz ya. Mesela çömleği çömlek yapan içerisindeki boşluktur. Boşluk olmasa çömlek çömlek olmaz. Ara boşluk, yani o vakit dediğiniz şey. Evet o boşluk olmasa çömleği çömlek yapan içindeki boşluktur. Çömleği boşluğu kaldırın çömlek yoktur. Bardağı bardak yapan içindeki boşluktur. Kaldırın boşluğu bardak yoktur. Şimdi sen bu tecelli var daim, sen diyor gördüğün vakit mananın içerisinde oluyorsun. Gördüğün vakit. Görmediğinde mana ismindesin, gördüğün zaman mana harfi. İşte gördüğü zaman bunu zaten o zaman müstakile serbest bizzat mevcudunu bilmez. Nefis terbiye tezki olmuş olur. Hı. Gördüğü vakit o zaman ne oluyor? Bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücut kazanır. Bütün şimdi mevcudatı. İnsan neydi? Gördüğün Şahada Usta 69'da şu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudu aynası. Sana diyor insani büyük meslebin gürüyede sana insaniyetin verilmesiyle bir kuvve kül hükmündesin. Şey, sana insaniyetin itasıyla bir kuvve kül hükmünde insan. Kuvvede külliyet var. Şimdi zerrecik vücudun nihayetsiz bir aynası. Yani nihayetsiz vücudun aynası. Bir kuvve olarak bu. Şimdi burada mana harfi geçiş yaptığı zaman onun tecelli aynası olarak kendini gördüğü vakit artık bu müstakil, serbest, mana ismi ciheti olan kendini mevcut bilme bu itikadını yıkarsa, bunu kaldırırsa, bu itikadını izale ederse, yanlış itikadı izale ederse, o zaman ne olur? Bir kuvveden bir fiile çıkıyor. Zaten bütün vücudun aynasıydı. Şu zerrecik vücudun, hadsiz vücudun aynasıydı. Ve nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya vesile dedi. Şimdi mana harfiye önce fikir noktasında imbisat etmesi için imbisat. Yani bu mana harfiyle geçiş yaparsa, bu çok önemli bir nokta. Onun için çok acayip merak ediyorum şimdi. Yani bu mana harfiyle geçiş yaptığı zaman, o zaman ne olur? İmbisat eder. Peki nasıl imbisat edecek? 23. sözde imanın ziyasıyla, İslam'ın suyuyla, ubudiyet toprağı altında, evamir-i Kur'an'ı imtisal ile leşinema olur diyor. O zaman imbisat olur. Ama mana harfiyle geçiş yapması gerekiyor. Bu mana harfiyle geçiş olmadan ibadetin dahi yani nakıs oluyor, ruhsuz oluyor, yetersiz oluyor. Çünkü yine şirk-i hafide kalmış oluyor. O zaman hadsiz vücutlar, yani o zaman insan bir kuvve her yerdeydi. Yani hayal, tasavvur olarak, tahir olarak. Ama o zaman ne olur? Bil fiil her yerde olur. Yani güneş nim duranı olduğu halde birçok yerde bir anda, değil mi? Isısıyla, ışığıyla tasarruf ettiği gibi, değil mi? Orayı ışıklandırıyor, orayı aydınlattırıyor, sındırıyor mesela. Bir anda. Ama insan tam duran, ruhu tam duran olduğu halde ne yapıyor? İşte mana isminden dolayı sadece bir yerde kalabiliyor. Sadece bir kuvve olarak her yerde olabiliyor. Bir fiil olamıyor. O zaman ne oluyor? Bir fiil her yerde mana harfe geçiş yaptığı zaman. Mana harfe geçiş yaptığı zaman da o zaman insan ibadette hassasiyet payda eder. İbadette şuurlu olur. Ruhlu olur. Yani canlı olur yani. Allah'ın birebirine muhalefetini bunu vicdana şiddetle elem verir. Müteessir olun, müteemmim olun. Nasıl bir Allah'a ben muhalefet ettim diye yani. Bu müzakta bir hal vardı yani. Yani hataya düşecek fakat düştüğü hatayı hemen fark ediyor. Yani suya düşüyor, boğulmuyor ama çıkamaz ya boğulur. Şimdi insan
bir hata yapsa hemen onu fark ediyor. Hemen onu ne yapıyor? Hani kendi dünyasında şiddetli elem çekiyor. Şiddetli muzdarip oluyor. Yapamadığı veya terk edemediği şeyden dolayı şiddetli müteessir olur vicdan olarak. Eğer mana harfi geçiş yaparsa, geçiş yapaması öyle bir sıkıntı zaten olmaz. Hassasiyet de olmaz. İşte normal resmi olarak yapar ibadetini. Bu suizanın çaresi. İşte böyle bir nefis, böyle terbiye olduğu zaman suizan, Mustafa Hazretleri'nin diyor 23. mektupta, düşman istesen nefis yeter. 24. sözde mutmain nefis, mutmain olduktan sonra acımalısın, şefkat etmelisin diyor. Yani, terbiye olana kadar suizan edilir nefse. Terbiye olduktan sonra mutmain etmelisin. Mesela Ustad der ki, ben kardeşlerim gibi nefsime hüsnü zannetmiyorum diyor. Yani terbiye olduktan sonra acımalısın, şefkat etmelisin diyor. Yani bu anlaşılsa, yaşansa o zaman ne olur? Yani hastalık izale olur. Hastalık olmaz yani. Değil mi? Zaman nefsin, yani suizan nefesini ortaya çıkmış oldu. Evet, suizanın yapısını anlıyorum. Yani o kullanacaksından ziyade sisteminden bahsediyor. Sistem. O zaman bu bitti. Değil mi? Ucuk var, vurur. Onları yapmadık. Yani bende var da yazmadım. Çünkü konumuz suizan olduğu için o şıkkı tercih ettik. Konumuz suizan ya. Şimdi şunu da bitireyim de o zaman öteki sayfaya geçelim. Şu buraya aldık ama bunun devamıdır. Bu üçüncü, dördüncü hatvenin ondan çıkan çıkarımlar. Suizan suyu tefehüme sebep olur. Varla. Yani farklı anlamaya. Ya diyorsun ki sen ya bu kesin ya, hakikaten bu, böyle, bunu nasıl anladı böyle? Yani bu ben davranışım, ben sözüm, ben ona konuştum. Yani ben ona konuştum. Böyle tek tek izah ettim. Ama gittim, ters anladı. Niye ters anladı? Niye öyle fehimlendi? Temelinde suizanı vardı. Suizan sahibi, suyu tefehüm yapar. Yani vesile olur. Farklı anlar. Güzel görün, güzel. Hüsnü zan, güzellikler arasındaki bağdır. Suizan ise sistem bütünlüğünün parça parça tek tek yapmaktır. Bağla 269. Buradaki bütünlüğü aldım yazdım. Hüsnü zan, güzellikler arasındaki bağ, güzel güzeli götürür. Hani şöyle diyor, iyilik iyilik getirir. Tamam. Mesela nazarında fena memlekete, nazarında iyi memlekete düştü. Böyle memleketi tayin eden kendisi. En ayin ezeli ne abdibi? Kulumun nesine göreyim? Zanına göreyim, zanlı gibiyim, zanlı üzereyim, zanına göre tecelli ediyorum. Peki niye? Şeyin de diyor, zanında böyle bir memlekete düştü. Nazarında böyle. Peki oradaki nazarı anlatıyor dört tane. Onun nazarındaki dünyayı değiştiren nedir? Hodbin, hodendiş, hodka, bedbin. Bu dört tane kendi balonunu oluşturuyor. Dört tane aynı zamanda suizanın malzemesi. Hasan abi şöyle diyebilir miyiz? Suizanın menba, mana ismi, hüsnü zanın menbada mana harfi. Aynen. Aynen. O herhalde ya yazdık. Ya öteki sayfada bunu çevireceğim şimdi. Ya da daha yazmadık onu. Ama mesela nazarında fena bir memleketi düştü. Yani niye düştü? Hotgam, Hotbin, Hodendiş, Bekbin. Bu dördü bir araya gelirse suizan oluşturuyor. Dünyasını oluşturuyor. Balonu oluşturuyor. Hüsnüzan, bu da Kastamonu 15'te. Kişilere kıymet ve makam verir. Tamam mı? Şimdi mesela Abdurrahman'a ister istemez istifade edenler bir makam veriyor. Bir sevgi veriyor. Bu çok önemli bir şeydi. Ben bununla çok uğraştım. Belki bir iki günümü aldı şu cümleyi yazmak için. Ustad alıyor, almıyor, alıyor başkasına devrediyor, nuralara havale ediyor. O üstü teveccühü Fatih. Şahs-ı manevi havale ediyor, risale havale ediyor.
Neticesini ben şey yapayım, o kadar çok ulaştım buna. Şimdi siz bir ders yaptığınız zaman avam olduğu için, mesele bilmediği için seni şimdilik kaynak zannediyor. Sen alınca derse geliyor, yoksa gelmiyor. Buna dokunulmaması lazım. Ya hemen tepesine biniyoruz, ya bir şey tavsiye edeceğiz, düzelteceğiz. Ya ona şey yapma ya abi, öyle diyor da sen de benim gibi adamdır. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun Mehmet misal? Hasan abi burada mı? Kardeşim niye soruyorsun? Ya varsa geleceğim. Olur mu, o da senin ve benim gibi? Ya niye öyle yalan da söylüyorsun? Onun gibi miyim? Bir kere de yalan da oluyor. Yani ustad diyor ki, onun gibi değil. Çünkü niye? Deliye, çocuğa, cahile tevazu yapılmaz. Öyle zanneder, istifade edemez. Nereye kadar? Terakki eder, baki hakikatten, fani şahıslar üzerine bina edilmez. Laikalar derse başlayınca, ha der, tamam kendisi çözer. Onu şöyle ifade ediyor. Kişilere kıymet ve makam verirler. Kişi ne yapacak? Değişik renkte yazdım. Kur'an dellallığı adına kabul eder. Estağfurullah. Cahil diyor ki, abi ya Allah razı olsun. Bizi alemden alemi yetiyor, ne kadar istifade ettik. Estağfurullah kardeşim, biz bir işçi değiliz. Ne? Su satıyor. Bu mahallede su satıyor. Daha bir kitap okumamış. Bak olduğunu söylüyorum cumartesi. Geçen yıl. Abi ya ne kadar hoştu dedi ya. Bu kadar yalvardık. Senelerde mi? Bir senede mi geliyor? Bir kitap okutturamadım. Olmadı. Şahsa bakıyor. Üç tane şahsiyet var ya. Şimdi estağfurullah kardeşim, bizde bir şey yok. Bizde bir şey yoksa niye oraya geçiyorsun? Hani bir de şey var da, manayı harfiye vesile olmak noktasında bir delallık kuranı yok mu? Ha, bu da hata yapılıyor, fazla uzatmamın sebebi, kişilere kıymet ve makam verilir. Sen ne yapacaksın? Kur'an'ın delallığı adına geçici muvakkaten, çünkü bakarsın bu adam bunu kaldıramaz yani tevazu yapmaya, yüzünü, onun mabetin yüzünü Risale'ye çevirmeye, zaten Risale'ye bilse, kıymet bilse kitaba, kendisi okur. Yani o şeyler, o meziyetler kabul edesen, fakat kendi malın olarak sahiplenmeyecek. Değil. Meselesi var ya. Ne diyor bak, Kur'an dellallığı adına geçici, o da evet, kabul edilecek. Çok mevzu sayfaların hulasası olarak Kastamonu 15'i aldım. Hüsnü zanın içinde ifrat mertebesi var ki, hani hüsnü zanın içinde ifrat mertebesi var, suizanın içinde de varmış. Onu da göreceğiz. Bak, hüsnü zanın içinde ifrat mertebesi var ki, bunun da hakperestlik zatlar yaparlarmış. Mesela şöyle. Şimdi ifrat mertebesinde şöyle oluyor. Hüsnü zannediyor, iyi adamdır. Ama şimdi senden bir şey çıktı. Hata çıktı bir sürü, ama çok üstü zannediyordu. Veya benim bilmediğim bir şey söyledi. Bak şimdi. Ondan sonra ya hakperestliği teslim etmek var ya, ona bunu teslim etmek. Hüsnü zan idi ama hüsnü zanın içerisinde manayı harfi cihetiyle ifratı var. Yani ilk şeyde mesela seyda diyorlar. Ustad oradan buldum, tamam mı? Bu sefer manayı harfi cihetiyle kendisi telakki ederse kendisini, o nefsinden eminse, ustad diyor ki Hulusi abi, nefsim gibi emin olduğumdan nefsinize diyor, nefsinizi almayacağınızı biliyorum diyor, söylüyor. O da bir itiraz etmiyor. O cihetle bunları hakperestler yapılır, hakperestler arasında. Mesela bir yere gittim, uygulayayım. Bir yere gittin, arkadaşlar siz daha iyi biliyorsunuz ama sen şimdi Murat Paşa'ya dersi gittin köye. Gittiğine göre sen gitmişsin. Siz daha iyi biliyorsunuz ama bak ki gelmişken bir ders yapalım. Olmadı. Ne yapacaksın? Sen zaten eminsin. Sen buradan yapacağını biliyorsun. Ben hoparlayayım. Hani bunu anlatıyor. Şimdi zan, şurası zillenmiş. Hemen onu gözükmesi lazım. Zan belirlenmemiş zemin. Yani fıtrat, huy, tabiat, ahlak, şekiller, olmamış malzemeler. Bunu Emir daha bir, o 16'da ama yani sporda değil. Şekiller almamış mı? Şekiller almamış. Yani fıtrat, huy, tabiat, üstü zan da olur, suizan da olur, zan da olur. Şimdi bu arkasında, işte benim bu.
şekil almamış. Zan sistemin adı. Acele ettim ki buraya gelelim. Şimdi dimağda 7 mertebe vardı. Tahal, aşağıda yukarı soğan kabuğu gibi. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, irtizam, itikad. Tasavvur kaçıncı mertebede? Aşağıda yukarı 2. Fikrin yeri, şüphenin yeri, dalaletin yeri, zanın yeri tasavvurdadır. Bunu diyebilmem için tabii aynen. Tasavvurda. Evet, fikir yoldur. Belirlenmemiş daha. Yani kullanılacak. Böyle de gidiliyor yoldan biliyorsun, böyle de gidiliyor. Sığır da geçiyor, kamyon da geçiyor, taksi de geçiyor. Yaya da gidiyor, arabayla da gidiyor. Fikir yoldur, tamam mı? Şimdi... Evet, tasavvurlu olması lazım. Senin zannına göre şekilleniyor. Şüphenin her şeyde olduğu gibi ifrat, tefrit, vasatı vardır. Şüphenin tefridi, şüpheyi inkar etmektir. Yani yok canım ne? Ya sen şüphe ediyorsun kardeşim. Yok canım ne şüphesi ya? Ben gerçekten şüphe diye bir şey kabul etmiyorum. Bu tefrit mertebesi, ifratı ise şüpheyi şüphe bilmemektir. Şeytan yapıyor çoğunluk bir şeyi. Yani bu inkar etmektir. Bu bilmiyor. Öyle bir inkar iddiası yok. Çünkü şeytanı dinleyen bir nefis. Şeytanın en büyük tuzağı nedir? Kendisine tabi olanlar kendisini inkar ettirir. Her şeyin ifratını şey yapıyor. Nefis şeytan yapar. Tefritini nefse emare yapar. Vasatını sünnet-i seniye yapar. Mesela kuvve-i akliye ifratı celbezeyedir. Şeytan yaptı. Tefriti gabavettir. Nedir o? Nefse emmare, evvel habiselerin bloke etmesi. Adam haram nazar ederek mesela. Vasatı ise sünnet-i seni yaşayarak oluyor. Şimdi vasatı nedir şüpheyi? Şüpheyi şüphe etmekten hakikatin zemini olmuş oluyor. Şüpheden şüphe edersen, zanlı zannedersen, vesveseyi vesvese edersen, çıkıyor sende. Yok yok olursa var olur. Yok yok olursa var olur. İnsan insansız, virgül insanlaşamaz gibi. Zel zel e gibi. Bak şüpheyi şüpheyi şüphe bilmekten, şüpheyi şüphe, zanı zan, vesveseyi vesvese bilirsen, inkar inkar edersen ispat olur. Şimdi suizan insanı ne yaparmış? Ha, bunların yerlerini niye yazmadın Hasan? Keşke yazsaydık ama galiba vesvese risalesi. Tamam, tefrit ve ifrat arasında yani sanki şey var. Beraber mi var? Şöyle, inkar ifrat değil midir? Şüphe inkar etmek daha ileri safhasıdır. Şüpheyi şüphe bilmemek alt safhası olarak değil mi? Yani tefrit ve ifrat. Değil, yani şöyle, ben de çok uğraştım ona döner. Şöyle bir şey, tefritte vücut yok. Tamam. Vücut yok, inkar ediyor. Ama ifratta ise bir şey yapıyor ama nereden kaynaklandığını bilmiyor. Mesela şöyle diyeyim, aklın ifratı celbezedir. Celbeze adam, celbeze olduğunu bilmiyor. Veya şeytana tabi olan bir insan, şeytana tabi olduğunu bilir mi? Bilmez. Çünkü şeytan kendisini inkar ettiriyor. Yani inkar ettirince kendisi var oluyor. Çünkü bir şey reddedilmezse, altı oyulmazsa kendisi var edilmiyor. Çünkü tefritte her şeyde nötrlük vardır. İnkar derken böyle bir iddiası yok. Yani ademi kabuldür. Bu ise kabul ademdir. Yani sen ademi kabul şeyde, lakaytlıktır. Anladım yani. Şöyle diyebilirim bu yazıyı. Şöyle. Kelamdan tam tersi görünüyordu hocam. Yani, o zaman şöyle şey yapalım. Şüphe inkar ademi kabul olduğunu söylüyor. O zaman şöyle yapalım. Şüpheyi. Ne demiştik? Ademi kabul. Yani lakaytlık diyelim. Lakaytlık. Şüpheye. O olur. Lakaytlık. La. Kayt. Tamam. Olsun. İfadede. İfade çünkü. Tamam doğru söylüyorsun. Tamam. İnkarlı. Lakaytlık. Lakayt. Yani buna
şöyle de diyelim. Adem'i kabul. Bu kabulü Adem. İddia çünkü bu. Bu iddia, bu da kaydı. Ha tamam oldu, Allah razı olsun. Çünkü okurken ki o şeyi sen diyor. Şimdi suizan insanı ne yapar? Suizan insanı ne yaparmış? Bu tabii ki böyle madde madde yok malum. Topladık. Kör edermiş insanı. Sağır edermiş. Hem dilli hem dilsiz yaparmış. Nasıl oluyor yasağı? Görürken görmez. Ben ne var? Görürken görmez, işitirken işitmez. Evet. Yani hakkı batıl yapar, batıl hak yapar yani. Hem dili konuşması gerekirken konuşmuyor. Yapmıyor yani. Gözleri var. Yani gözleri var görmez demem ama görmüyor mu? Görüyor işte. Mesela diyelim ki namazı konuşacak değil mi? Kula sure okuyacak, okumuyor. Hem dilli yapar hem dilsiz. Hem ne yapar? Ahmak. Hem kör. Ahmak olacaktır. Valdez ahmak. Niye? Güzel. Hadi ahmak ne diyorum ya? Ahmak yapar. Hem enaniyet budalası yapar. Hem hukuku ibadı tahrip eder. Hem hukuku mümiyeye tecavüz eder. Hem ihlası, uhuvveti ve tesanüdü kırar. Hem umum kardeşinin hukukuna tecavüz eder. Hem hizmeti Kur'an hizmetine taarruz eder. Hem hakaiki mahallenin kutsesine hürmetsizlik etmiş olur suizanla. Bunları topladık bir ara farklı farklı yerlerdekini. Yani suizan içindekiler değil mi? Evet, suizan içinde. Bu böyle yapar adamı. O zaman mesela diyelim ki, ya kardeşim Nurcalık nereden çıktı ya falan. Veya bir nur talebesi kalkıp Mahmud Efendi'ye Hazretleri dese ki, ya neyle uğraşıyorsun boş şeylerle? Olmaz yani. O hizmeti, bir dinin bir şeyine hizmet ediyor. İlla herkes altın üretecek değil ya. Birisi de demir üretecek. Kaç şehirde demir de lazım, tahta da lazım, taş da lazım. Bunu bilmiyorum. Hayatın içinde hayattır hüsnü zanlı emeli. Şimdi bunu ele aldım. Çok hoşuma gitti benim. Bak hayat içinde hayattır. Hüsnü zanlı emeli. Hangisi hangisidir? Saadeti muharibi. Burada aşağıda şartı. Saadeti muharibi suizan. Hem de hayatın katili yeistir. Hayat içinde hüsnü zan hayattır emelmiş. Bir daha yukarıdaki makine. Hayat içinde hayattır. Hüsnü zanla emeli dedi mi? Hangisi hangisi nedir diye baktım. Hayat var, bir de içinde başka bir şey var. Hayat içinde hayat var. İki tane hayat var. Hayat içinde hayat var. Hüsnü zanla emeli. Hayat kendisi hüsnü zandır. Hayatın içindeki hayat ise o hüsnü zan içindeki emel. Onu harekete getiriyor. Harekete getiriyor. Çekirdek. Dalalet fikridir. Zulümat kalbidir. İsraf cesedidir. Bunlar yeis ve suizandır. Sıkıntının da mebuanıdır. Yani yeise ve suizana atar bunlar. Mesela şöyle diyeyim. Çok tuhaftır. 232 mi Kastamonu? Diyor ki, mabeyninizde kavga var diyor. Bu bitince kapat. Mabeyninizde kavga var diyor. Tamam. Bunu gidermek için üstad 3 tane risale öneriyor. Bir tanesi? İktisat. Bir tanesi? Hucumat İstikte. Bir tanesi? İhlas. Peki Hucumat İstikte'yi anladık. Yani 6 tane zaaf noktası. İhlası da anladık da. İktisatla ne alakası var? Beraber okuyun diyor. Aranızdaki kavga gider diyor. Düşündünüz mü? Manevi boyunca değil mi? He? Risale-i Nur'la meşgul olanlar hapishanede hani Tahir abinin konuştuğunda problem yok diye siz daha önceden anlatmıştınız. Evet. Yani zamanında iktisat ediyor. Şimdi şöyle de şey yaptı. Komşuda sıkıntı olduğu zaman Üstad Hazretleri mektup göndermiş. Üstad abiyle şimdi dersteyiz, tamam mı? Tahir abi ve Zübeyir abilerinin yanında büyümüş. Hani o daire, bizim daire ya.
Tahir abi, Zübeyir abi, Mustafa Gül abileri vesaire. Yani Risale şöyle geçiyor. Şu Hüsrev'in diyor, komşundan diyor, Tahir'in komşuna gitsin diyor. Şu şu diyor. Veya şey Refet abi için diyor ki, Tahir'in komşuna gitsin diyor. Bu bilmeyiz yani. Onun için laikaları yaşanan bir hayatta doldurulur içi. Neyin nesidir? Tahir'in komşuna gitsin. Ne var Tahir'in komşunda? Orada şey mi var? Eğlence merkezi mi var? Ben diyor Tahir abiye sordum. Usta, Rüştü abi diyor ki, abi Ustad diyor ki, Refet diyor, Hüsrev'le sıkıntılı olunca Tahir'in kovuşuna gitsin diyor. Senin kovuşta ne var ki usta tavsiye ediyorsun? Bizde diyor, herkes işini yapardı diyor. Boşluk yok. Hayatını, ömrünü, duygularını, yani kıymetini bilmeyen israf eder. Nelerle meşgul olmayacağını, yani meşguliyetini, fıtratın ne olduğunu, yani şu biliyorsunuz iktisatta şu şükür var vesaire var. Hayatının farkında, yaşadığının farkında değil. İktisat da hayatının yaşadığının farkına getiriyor. Yaşama şansı veriyor. Yani yaşadığının şuurunu veriyor. Bari dedi ki çok konuştum, israf ettim. İnşallah hakaki manaya ait olduğu için. İsraf sayılmaz diyor. Bunu yazmışız 726. Halbuki insan biz nur talibeli üstü zanla muhabbete ve vahdete memuruz. Bak suizan geçtiği için aldım bunu. Halbuki biz hüsnüzdana muhabbeti vahdetle vahdete memuruz. Hüsnüzdan onlar nasıl neçe veriyor sanki aslında? Muhabbeti, vahdeti. Veriyor. Onun için baştan almış onu. Veriyor. Ama ayrı bir şey bu da. Mesela diyelim ki şöyle. Hüsnüzdan beraber yaşayanlarda olur. Ama Amerika'da, şimdi Rusya'da, şurada burada nurcu yok mu? Ben onu bilmiyorum ki üstü zannedeyim. Ha, uzakta olanlara muhabbet edilir. Eylem yaparken birlik olur. Burada üç safayı anlatıyor. Hüsnü zan beraber yaşayanlarda olur. Muhabbet aynı dava iddia edenlerde olur. Vahdet ise eylemde bir eli eline rekabet etmez. Sağ sensör yaptın. Gözü kulağına adalet etmez. Tamam. Ötekisi neydi? Kalp ruhun aybini görmez. Bak şimdi birincisi bu. Yani beraber üstü zannettiği için rekabet etmez. Ele. Bu da göz kulağın aybini görmez. Vahdet ise yani bütünlük. Vahdet kusur görmek istemez. Ha işte bu. Yani üç tane neydi? Bir tanesi dar daireyi genişlettiriyoruz. Beraber yaşayanlarda üstü zan olur. Aynı davayı iddia edenlerde arasında muhabbet olur. Tamam. Ondan sonra icraata döndüğümüz zaman birbirimize kuvvet verici, birbirimizi ortadan devreden dışı yapıcı yapmaz. Mesela bir misal söyleyeyim.